Çocuğunu özel okula gönderenleri üzecek bir haber tüketici hakem eğitimden geldi. Uzaktan eğitimle birlikte pek çok veli ücret iadesi talebinde bulunmuştu. Ama online eğitimlerini ve yönergelerini yerine getiren özel okullar ücret iadesi yapmayacaklar. Okul bize yüz yüze eğitimdeki servisi, hizmeti sağlamıyor. Bence para iadesi yapılmalı. Çünkü neden? Zaten çocuklar yüz yüze eğitim almıyorlar ki. Bekliyorduk öyle bir para iadesi de. Beklenti vardı ama kötü haber tüketici hakem heyetinden geldi. Çocuğunu özel okula gönderen uzaktan eğitim nedeniyle para iadesi alamayacak. Dileğimiz olan tek karar, emsal bir karar. Uzaktan eğitimle birlikte özel okullardaki o tartışma da başlamıştı. Pek çok veli çocuğum okula gitmiyor, neden aynı parayı veriyoruz demişti. Para iadesi talebinde bulunanlar da olmuştu. Hizmet almadan ücretlerini ödüyorlar. Onlar eğitimi parayla almayı tercih etmişler. Hani bence de iade olmamalı. Nice köy okulları var, taş duvardan oluşuyor. İçindeki öğretmenler harika yaratıyor. Çocuğu özel okulda okuyan bir veli para iadesi talebiyle tüketici hakem heyetine başvurdu. Heyet okuldan savunma istedi, inceleme sonrası kararını verdi. Online derse ne kadar sorsak da sınıfta kadar sorduğumuz kadar olmuyor yani. Yüz yüze eğitim çok çok daha iyi. Tüketici hakem heyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nı işaret ederek kararını açıkladı. Bakanlığa göre online eğitimle yüz yüze eğitim arasında hiçbir fark yok. Ben öğretmenim. Çocukların dikkat süresi yüz yüze eğitimle bilgisayar başında oturdukları süre arasında ciddi farklılık gösteriyor. Kızımı gönderdiğim okulda henüz öyle bir şey yok. İşte yıl sonunda hesaplaşalım deniyor. Uzaktan eğitimde hiçbir şey anlayamıyorum ben. Tüketici heyetine göre Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönergelerini yerine getiren her özel okul eğitimi uzaktan da verse ücreti hak ediyor. Bu nedenle indirim ya da para iadesi yapmak zorunda değil. Bu karar çocuğunu özel okula gönderenler için emsal niteliğinde.